Arkadaşlar isimleri incelemeye devam ediyoruz. Arap dilinde isimler müştak ve camit olmak üzere iki kısma ayrılır. Müştak şiin kaf kaf harflerinden türetilmiş bir e, sözcüktür. İsmi meful. İsmi, efendim, i̇smi faili de aynı yapıda gelir ya. Türemiş e, demektir bir de camit var bu da donuk türememiş e, demek daha önceden fiillerden bahsederken e, camit e, tek çekimli fiiller demiştik e, burada isimlerden bahsederken camit sözcüğünü kullandığımızda türememiş e, anlamına gelecek demek ki müştak türemiş zıt anlamlı anlamı olan camit ise türememiş demektir. Camide cami sözcüğüne efendim bağımsız türemişe ise bağımlı diyebiliriz. Şöyle ki mesela kapı bağımsız, camit türememiş bir sözcüktür ama kapıcı e, bağımlıdır e, türemiştir yani kapıcı diyebilmemiz için kapının olması gerekiyor Öncelikle Peki kapıya niye e, kapı dedik e, bu bunun bir sebebi yok e, Araplar mesela BEP diyor e, işte şeyler İngilizler door diyor mesela e, Türkler de kapı diyor fakat kapıcı bağımlıdır çünkü kapıya bekçilik yapan mesela anlamına gelir ya da kapı yapan efendim anlamına gelir. Mesela niçin ona on demişiz niçin bire bir demişiz çünkü vahid diyor Araplar aşara diyor fakat o derken on bir derken bu bağımlıdır on ve bir sözcüklerinden e, türetilmiştir. İşte isimler arkadaşlar türetilmiş ve türetilmemiş diye iki kısma ayrılır. Türetilmişlere müştak, türetilmemişlere camit diyoruz. Güneş, ay, taş, ağaç, ilim ve yardım anlamına gelen şems, kamer, hacer, şecer, ilim, nasır sözcükleri birer birer camit isimlerdir. Fakat bu sözcüklerden türetilen muşmis, mukmir, mütehaccir, müşeccar, alim, mansur sözcükleri müştaktır. Müşmis güneşli, e, mukmir aylı, e, parlak, e, efendim, mehtaplı, e, taşlaşmış, taş gibi, müşeccer e, şecereli şeceresi çıkarmış ya da e, Ağaca benzetilmiş e, alim ilimden türetilen ilim sahibi Mansur ise yardım edilen anlamlarına veriyor efendim e, isimler e, somut ve soyut olmak üzere de ikiye ayrılır Arapçada ismu zed e, denilir. Bu beş duyu organıyla e, Efendim anlaşılabilen e, demektir. E, Türkçe'de somut sözcüğünü kullanabiliriz. Bir de Arapçada ismu mane var. E, bu da soyut anlama karşılık gelir. Mesela yardım etmek, e, ilim, e, soyut, e, işte ay, güneş. Mesela bunlar e, somut Sözcüklerdir Şimdi Güneş, Şems, Ay, Kamer Taş, Hacer, Şecer Bunlar duyularla bilinebilen Yani somut sözcükler Oysa Nasır ve ilim Anlamlarını söyledik Soyuttur, akılla kavranabilen isimlerdir Biz burada Müştak isimleri e, Efendim Ele alacağız, önemine binaen Müştak isimleri ele alırken iki, iki gruba ayırmak istiyoruz. Müştak isimler, yani türemiş isimler, nitelik bildirenler ve nitelik bildirmeyenler. E, Arapçada bu nitelik bildiren efendim, müştak isimler e, çokça e, kullanılır. Çok önemli sözcük türleridir. Bunların başında ismi fail e, gelir. Sonra efendim ismi meful ve ötekiler e, kullanım sıklığına göre sıralanır. Ama en önemlisi ismi faildir. İsmi meful sonra sıfatı müşebbehe. İsmi faillerin mübalağa bildirenleri de vardır. Efendim devam ediyoruz. İsmi taf değil, Üstünlük e, bildiren isim e, sonra e, ismi mensup nispet ekli isim bunlar arkadaşlar nitelik bildiren e, müştak isimlerdir bunlara ismi tasgiri de ekleyebiliriz İsmi tasvir eski kitaplarda e, efendim daha çok geçer fakat günümüzde kullanımı e, dağırtır Efendim. İsmi taskir günümüzde artık sıfat tanımlaması ile ifade ediliyor daha çok diyebiliriz. E, i̇smi ta, e, taskir e, bize küçültmeli ismi verir. Yani e, ismi taskir e, uygulanmış üzerinde ismi taskir yapılmış e, söze musahhar isim e, denilir. Efendim, e, bunlardan bahsedeceğiz e, dedik. Bir de nitelik bildirmeyen ama müştak e, olan isimler var e, Arapçada. Mesela mastarı mimi bunlardan bir tanesidir. Mimi, mimli demektir. Mastarı mimi, mimli mastar. Yani mimi ile başlayan e, mastar. Fakat mastar mimi de bu mim sonradan getirilmesi gerekiyor. Yani e, baş tarafına ilave ettiğimiz bir mim e, ile elde ettiğimiz mastarlara mastarı mimi deriz. Mimli olmayan mastarlara da sarih mastar diyeceğiz. Onun dışında e, mastarı merra var. E, efendim, eylemin mastarın yani oluşun kaç kere yapıldığını gösterir. E, mastarı binayı nevi diğer bir ifadeyle mastarı heye var. E, efendim oluşun nasıl olduğunu gösterir. Bunların belirli kalıpları var. O sebeple zaten müştak isim diyoruz bunlardan bahsederken. Efendim ismi zaman ve e, ismi mekan e, da e, müştak ama nitelik bildirmeyen isim e, grubuna girer bunlardan e, bahsedeceğiz. İşte müştak isimleri nitelik bildirenler ve nitelik bildirmeyenler diye iki gruba ayırıyoruz. İsmi fail, ismi mefol, ismi mensup, ismi tafti, ismi tasgit, nitelik bildiren gruba girer. Masları mimi, ismi zaman, ismi mekan, masları binayı merre, masları binayı nevi. Ha, bir de ismi alet var. E, efendim. Bunlar nitelik bildirmeyen müştak isimler grubuna girer. Tabi biz daha önceden e, sülasi dışındaki e, Fiilleri de görmüştük. Mezit fiilleri, mastarları da müştak efendim, e, sayılıyor. Fakat bunlar nitelik bildirmiyor. Dolayısıyla e, mastarlar da nitelik bildirmeyen müştak isimler arasında sayılır. Bunlar mezit fiillerin mastarları için söz konusu. Bir de şey var. E, sülasi mücerret fiil mastarları. Şimdi bunlar camit midir, müştak mıdır? Tartışmalı. Yani fiil midir e, camit olan, e, kendisinden türetilen? E, yoksa mastar mı? Tartışmalı. Benim kanaatimce bu tartışma fazla e, bir fayda getirmez bize. Ben kök harflerinin, e, efendim... Yani fiilin de mastarın da kök harflerinden türetildiği kanaatindeyim. Mesela ha, ra, cim malzemesinden Hruc e, derseniz Mastarlaştırmış e, efendim yani isim elde etmiş. Harece derseniz Ya da ya veya veyahut Hruc O zaman da fiil e, türetmiş olursunuz. Tekrar bir bilgiyi hatırlatalım. Arap'lar e, efendim Arap dili araştırmalarında e, birinci kök harfe karşılık f'yi, ikincisine aynı, üçüncüsüne lam'ı eee sembol olarak kullanırlar. Eğer kök harf sayısı 4 ise bir lam daha ilave edilir. 5 ise bir lam daha ilave edilir. Fiiller ya 3 kök harfli ya da 4 kök harflidir. İsimler ise ya 3 kök harfli ya 4 kök harfli ya da 5 kök harflidir. Bir fiil en az 3 kök harften en fazla 6 kök harften oluşabilir. Bir isim e, efendim birkaç isim sahası dışında en az 3 isimden 3 e, e, üç kök harften e, oluşur. Fakat en fazla 7 harfe kadar çıkar. İsimlerin tabi toplamda harf sayısı 7'ye kadar çıkar. Ama kök harfi açısından onları ya 3 kök ya 4 kök ya da 5 kök harflidir. Mesela 5 kök harfliler ziyade ile en fazla 7 harfli sözcüklere dönüşebilir. Daha önceden <laughs> isimlerin isimleri terkip açısından incelediğimiz videoda efendim bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ismi fail ile başlayalım müştak isimlerimize. Efendim ismi fail e, Türkçedeki etken ortaca karşılık gelir. Bundan sonra söyleyeceğimiz ismi meful ise edilgen ortac. E, ortaç. Efendim e, git fiili en ekiyle şimdi git e, etken bir e, fiil olduğu için e, Giden de Etken ortaç oluyor Biz bu git en ifadesini Arapçasından değerlendirirsek e, ismi faildir Diyoruz Arapçada da e, Fiiller belirli e, Kalplarda e, Getirilerek e, isimleri Türetilir Mastar bir isimdir İsmi fail ve ismi meful birer isimdir daha önceki sulazi ı fiil dışındaki e, bablarda e, ismi faillerden, isim mefurlerden ve masralardan bahsetmiştik. Hani hatırlarsanız if'al babının altı elemanı var. Bunlar üçü mazi, e, üçü fiil üçü isim demiştik. Sırasıyla ef'ale, yuf'il, ef'il bunlar e, mazi muzari emir olmak üzere e, fiiller kısmını oluşturur. İfal, mufail ve mufal ise isimler kısmını oluşturur. Sırasıyla maslar vezni, isim fail ve isim meful e, vezinleridir bunlar. Demiştik. İşte mufail mesela ismi faile, mufal ise ismi e, ismi mefule karşılık gelir. Mastar, ismi fail, ismi meful. Biz burada sülasi mücerret fiillerden bahsedeceğiz. Onların ismi faillerinden. Diğer süla, e, fiillerden bahsetmiştik. İfal babı, tefil babı, mufale babı hepsinden e, mastarlarından, ismi fail ve ismi meful'lerinden bahsedilmişti. O yüzden burada sülasi mücerret fiillerin ismi failleri ve diğer müşterek isimleri konu edinecektir. Ve bir fiil eğer biz bu sülasi mücerred bir fiil eğer biz bunu fail kalıbına koyarsak bunun ismi failini türetmiş oluruz. Zehebe gitti demek fail kalıbına koyduğumuzda elde ettiğimiz anlam giden demektir. Darab'e vurdu, dövdü bunu fail kalıbına koyup darip sözcüğünü elde edersek biz buna darabenin ismi faili diyoruz. Darabe madem vurdu, darip vuran ya da dövdü o zaman darip döven anlamını verir. Celese oturdu demek aynı kalıpta cel diyecek olursak oturan e, demiş oluruz. İsmi failini elde etmiş oluruz. İşte ismi fail eylemi yapanı ifade eden sözcük oluyor. Mesela Cemule güzel oldu demek bunu camil veznine koyacak olursak güzel olan anlamı elde ederiz. Fakat Araplar camil yerine cemil diyorlar. Güzel anlamında. Şimdi cemil sülasi mücerretten türetilen bir sözcük isim. Fakat fail kalıbında değil. Niçin? Veya fail kalıbında olmadığını nereden biliyorum? Çünkü kalıbımız net ve açık. Diyor ki Birinci kök harfinden sonra Elif var e, efendim. İkinci kök harfi Kesralı. Camil desem ismi fa'il kalıbında olduğunu anlarım. Ama Cemil ileride göreceğimiz gibi fa'il anlamında olmakla birlikte fa'il kalıbında gelmeyen sözcüklere biz e, sıfatımış yaphe efendim e, diyeceğiz. İsmi faillere bu genel girişten sonra farklı sözcüklerin e, ismi faillerini türetmeye e, geçeceğiz. İsmi fail bir eylemi ya da bir hareketi gerçekleştiren kişiyi, şeyi veya oluşun kendisinde gerçekleştiği kişiyi, şeyi gösteren sıfat anlamlı bir isimdir. Bakınız mastarlar nitelik bildirmez. Yani sıfat anlamı taşımaz. E, dedik ya fakat ismi fail e, sıfat anlamı taşır. Nitelik bildiren bir isimdir. Ve sıfat tanımasında sıfat olarak kullanılabilir. Kullanımı çok yaygındır. İsmi failler terkibi açısından fiillerde olduğu gibi mücerret ve mezit olmak üzere iki kısma ayrılır. Müceret mücerret fiillerden türetilen ismi failler mücerret, mezit fiillerden türetilen e, nerede e, mezit olmuş olur. Sülasi mücerret fiillerin ismi faillerini türetebilmek için efendim fail kalıbını kullanırız. Fail kalıbını kullanırız ne demek? Mazi fiilin ilk kök harfinden yani faul fiilden sonra bir elif harfi getirilir ve sondan bir önceki harf yani aynel fiil kesir alınır. Demek ki fail sülasi fiiller ismi fail kalıbıdır. Bunu da, Bunları da biraz sonra göreceğiz. Farklı sözcükler dedim. Farklı fiiller efendim. Hatırlarsak fiilleri aksamı sebaya, yedi kısma ayırmıştık. İşte salim fiiller, daha fiiller, mehmuz fiiller artı misal, ecvef, nakız, ve lefif. Saydığımızda altı tane ediyor. O yüzden bunlara aksam-ı seba e, diyoruz. E, buyurun. Şimdi aksam-ı seba açısından e, efendim ismi failler e, nasıl gelir? E, onu göreceğiz. Bir defa hemen söyleyelim. E, i̇smi failleri sılası mücerret e, fiillerden fail eee kalıbında gelir. Bakın burada aynel fiilin harekesini harekelendirmedik. E, vermedik. E, çünkü biz onunla ilgilenmiyoruz. E, efendim hangi babtan olursa olsun ismi failini türetmek istiyorsak fail kalıbına koyuyoruz. Fail kalıbını türettikten sonra e, efendim mühendis yapmak istersek ona tayin marbuta ekliyoruz. Eğer ikil yapmak istersek ani ekliyoruz. Normal isimleri nasıl ikil yaparız biliyoruz. Bir kelimeyi nasıl mühendis yaparız biliyoruz. aynı işlemi sürdürüyoruz işte. Faaleden fail türettik. Elde ettiğimiz yapı tekil müzekker. Mühendis yapmak istersek tayi bu ekleriz. İkil yapmak istersek ani ekleriz. Düzenli eril çoğul yapmak, yapmak istersek une, düzenli dişil çoğul yapmak istersek at ekleriz. Mesela ketebeden katip türettik. İkili yapmak istersek katibe yani çoğul katibune ne deriz. Mennes yapmak istersek katip sözcüğünü katibetun ilave ederiz. Entay yani, marbuta. İkilde ani katibetani. E, at ikili çoğul yapmak istediğimizde e, şuradaki tay düşürürüz. E, efendim at e, ekleriz. Bunlar Efendim, normal isimlerin işte ikil ve çoğul yapma yaygın halidir, kullanımıdır. Yaygın olan bunlardır. Ama hani demiştik ya, Arapçada isimlerin düzensiz çoğulları da var. Bu ismi failler için de geçerli. Fail örneğin katip sözcüğünün Ketebetun, kuttebun, kuttebun. Yani, fealetun, fu'alun ve fu'alun. E, efendim, vezinlerinde e, çoğulları da gelir. Fakat, burada asıl olan yapının, e, vavnun olduğunu lütfen, efendim, e, unutmayın. E, ak, e, düzenli eril çoğullarda, a tekinin de düzenli dişi çoğullarda e, asıl e, ek olduğunu e, efendim, unutmayalım. E, ise tercihe bağlı olarak demeyeyim ama e, efendim e, yine failetun ismi failinin bir çoğul veznidir fakat düzensizdir. Fu alun fualun fualun fail vezninin müzekker e, çoğul kalıpları arasında zikrediliyor. Fakat düzensiz çoğuldur bunlar. ne ise düzenlidir. Fevâilû ise fa'iletun ismi fa'il e, vezinde gelen sözcüğün e, düzensiz çoğuludur. Fa'ilatun e, düzenlisidir. Düzenli çoğulları asıl kabul ediyoruz. E, efendim Burada failune ve fa'ilat e, düzenli eril çoğul Dedik ya, eril ve dişil çoğul ya. Bunların arkadaşlar fiil yönü ağırlıktadır. Diğer çoğulların ise isim yönü ağırlıktadır. Bu bilgi ne işinize yarayacak? Söyleyelim. Et tullebu yektubune et derse Öğrenciler e, dersi yazıyor müpteda haberden oluşan bir cümle. Haberde fiil, fail ve mefulün bihten oluşuyor. Tamam. Şimdi ben bu yektubu neyi efendim isimleştireceğim. Etken ortaç haline getireceğim. Bunun için fail kalıbını kullanıyorum. Niçin? Çünkü yektubu ne? Sülasi mücerret bir fiildir. Katip diyorum. Katip, tekil ve müzekker. Katibe yani dersem ikil ve müzekker olur. Ben burada katibune demek zorundayım. Çünkü kendisinden bahsettiğim erkek öğrenciler. Müpteda yani, çoğulsa haberde çoğul. Müzekkerse haberde müzekker gaydesi var ya. Müpteda haber arasındaki mutabakatı dikkate alın. Kâti bu neyi kullanıyorum diyeceksiniz ki fail kelimesinin ketebetun, kuttebun, kuttebun şeklinde de çoğulları var. E niye neyi kullanıyorsun? Failune kalıbını. Efendim az önce dedim ya. E, Vavnunlu yani düzenli çoğullar'ın e, fiil yönü ağırlıktadır. Bunu Türkçeye tercüme ederken e, katibunet sanki fiil öğrenciler dersi yazıyorlar diyoruz şimdi az önceki cümleyle bu yeni cümle arasında ne fark var e, her ikisi de isim cümlesinden oluşuyor e, müpteda haber ögelerinden öncekinde yektubunet derse fiil fail mefulden oluşuyor bu ise burada fiil yok artık ee, o yüzden e, bu normal müfred soylu haberdir. Aralarında böyle bir farklılık var. Fakat et derse, nasıl ki yektubunun nesnesi ise buradaki et derse de katibunenin e, mefulüdür, nesnesidir. Yani bu ne demek? İsmi fail fiili gibi cümle ögesi alabilir demek. Bakınız katibune isim ama ne gibi cümle direkt alıyor. Direkt nesne alıyor. şimdi diyeceksiniz ki ne yerine ketebetun, kuttebun, kuttebun desek olmaz mı? Mesela et tullabu kuttebun et derse. Arkadaşlar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama efendim eee Katibune dediğimizi biliyorum. Hani Arap dilinde tüm cahiliye dönemi İslami dönem ve sonraki dönem e, söylenmiş cümleleri inceleyip e, incelemedim. Fakat e, her zaman katibune dediğimizi ben biliyorum. Hani kullanılmaz diyebilmek için tüm örnekleri inceleyip e, varlığını inkar etmek lazım. Bu da imkansız bir şey efendim. Demek ki fiil yerine ismi fail kullanmak istediğimizde lütfen düzenli eri çoğullarını kullanın. Diyeceksiniz ki feale, fual, fual. Bunları nerede kullanacağım? Arkadaşlar kullanacağımız çok yer var. Mesela e, kuttabul kitabi ya da kitabın yazarları demek. Kuttabul makaleti e, diyebilirsiniz isim kullanabilirsiniz. Ee, efendim. Ben burada düzenli eril çoğullarının fiil yönünün ağırlıkta olduğunu, diğer düzensiz çoğulların ise isim yönünün ağırlıkta olduğunu ifade ediyorum. Dolayısıyla ismi faillerin ismi faillerin fiil yönü Ağırlıkta ağırlıktaysa efendim yani düzenli çoğul. Bunların fiil yönü ağırlıktadır. E, fiil gibi tercüme edelim. Yani öğrenciler dersi yazıyor diyelim. Öğrenciler dersi yazıyor. Fakat düzensiz çoğullar kullandığında o zaman isim yönünü plan alalım. Mesela şöyle diyelim. Et-tullabu kuttabu dersi. Öğrenciler dersin yazarlarıdır. Şimdi yazar yani isim yönü ön planda olan bir sözcük. Ama yazıyor yazan e bu fiil yönelikli olan bir e, sözcüktür. Bu yapmış olduğum özellikle ismi fail için e, geçerlidir. Lütfen e, hafife almayın söylediklerimi. E, efendim. Ketebe katip Katiben, katibuna, katibetun, katibeteni, katibat diyoruz. Katibat yerine kevatip de denilebilir ama isim yönü ağırlıktadır. ne yerine ketebetun, kuttabun kuttabun denilebilir. Fakat isim yönü ağırlıktadır. Düzenleri çoğulları ise fiil yönü ağırlıktadır. Fiil gibi cümle ögesi alırlar. Ee, efendim. Siz ketebe yerine mesela darabeden e, ismi failleri türetip darip, daribeni, daribune daribetun, daribeteni, daribat diyebilirsiniz. Daribune yerine daribetun, durrabun, durrabun daribat yerine davaribu denilebilir. E, efendim, kendinizi sınamak için şuradaki yapıları e, efendim uyarlayabilirsiniz buradakilere. Biz e, salim fiillere ismi fail ee, örneği verdik şimdi. Bir de mehmuzlara verelim. Şimdi ekele bunu fail kalıbına koyacağız. Bundan sonra söyleyeceklerim hepsini zaten fail kalıbına koyacağız ya. Daha sonra mühendis yapmak için bu merbuta ikili için ani düzenli çoğullar için erilse vavnun dişilse at eklenir demiştik. Efendim burada hemzeden sonra bir elif getiriyoruz değil mi? Ekil. İşte fetheden sonra elif gelince e, çekmeyle şöyle uzatılır. E-kil E-kilene, e-kilune E-kiletun, e E-kilat kara Şimdi E-kele tabi mehmuzul fe bir fiil kara ise mehmuzul lam olan bir fiil Mehmuzul lamda bir değişiklik yok. E, efendim e, Daha doğrusu değişiklik Hemze ile Elif'in yan yana gelmesi durumunda söz konusu olabilir. İkili yaparken peki Kari şuraya bir Elif getiriyoruz ya Hemze ile Elif yan yana gelmiş oluyor. Efendim burada Kari Eni Efendim şeklinde yazabiliriz. e ee, akil akilan yani, akilune dedik evet kariun kari etun Mühendez yapmak için kariyetani kariyat diyoruz. eminetun bakınız amin aminan aminun aminetun aminetani aminat ahiz ahizun ahizan ahizun ahizetun ahizetan ahizat diyoruz. da Efendim idgam e, söz konusu arkadaşlar. E medede kök harflerini e, efendim fail kalıbına koyduğumuzda normalde medit e, çıkar. İdgam kuralları efendim onu e, MEDDUN'a dönüştürür. MEDDUN MEDDE uzattı demekse MEDDUN uzatan demek. Elde ettiğimiz ismin faili ikil ve çoğul yapmak istediğimde meddeni mettun e, mettun mettani e, ve mattat e, diye çekimlerim. Tabii mettune ve meddet yerine e, işte düzensiz diğer çoğullarda kullanılabiliyor. Efendim, mededetun, muttedun, muttedun ya da mattatun yerine mevetu getirilebiliyor. E, fakat ben Şunlar üzerinde daha çok e, duruyorum. Çünkü e, fiil gibi cümle ögesi e, alan yapılardır. Burada failune ve failat efendim düzenli çoğullar e, ek, diğer çoğullar ise efendim düzensiz çoğullar cemi teksirlerdir. Yukarıda bahsettiklerimiz sayı fiillerin ismi failleriydi. Şimdi de otel fiillerin ismi failler üzerinde duracağız. Vaaza <laughs> efendim bu ilk harfi illetli olduğu için yani misal olduğu için bunu fail kalıbına koyduğumuzda vaiz <laughs> diyoruz. Yani herhangi bir ses değişikliği yok. İkil ve çoğullar da vaizani vaizune <laughs> müennes yapmak istersek vaizatun <laughs> vaizetani ve vaizat e, diyoruz isimleri ismi failleri bu şekilde e, düzenli olarak çekimliyoruz. Bu azun, uazun ve azatun da denilebilir e, efendim. Burada asıl problem eee ecvef ve nakıslarda. Şimdi kale bu ecvef vavi bir fiil. E, yani bunun derin yapısı, ses değişimi olmamış hali ka kaveledir demiştik. Bu makabli meftu olunca elife dönüştüğünü ifade etmiştik. Şimdi bunun e, efendim ismi faillerinin fail e, olacağını belirtebiliriz. Ne demek? Yani şuradaki aynı fiil ister vav olsun ister ye olsun hemzeye dönüşür arkadaşlar. Örneğin kavil değil kail mesela be fiilinin aslının bea olduğunu biliyoruz normalde ismi fail kalıbına koyunca be dememiz lazım ama tüm ecve fiillerin fail görünümünde karşıma çıkacağını bildiğinde bey olması gerektiğini e, anlarım bea sattı demek e, bey e, satan anlamını verir e, satıcı da diyebiliriz satıcı e, isim yönünü daha çok e, ön plana çıkarır satan e, ise e, fiil yönünü mesela ene bayun on kalemen Ben bir kalem satıyorum anlamını verir bu ene ebiu o kalemene denktir burada ismi failin özellikle muzarifiyle ile e, denk olduğunu e, belirteyim. <laughs> Hatta Muzari fiillerin adında ismi faile benzeyen e, sözcüğü var. El-Mudari bunun tam adı Bismil-Fail. Yani ismi faile benzeyen fiil demek. El-Fiyel-ül-Mudari Bismil-Fail. ismi faile benzeyen fiil demek. Nasıl yani? Efendim bakınız bitmemiş eylem bildiriyor. Ene ebi'u kalemen. E, aynısı ene be'u kalemen içinde söz konusudur. Kalemen nasıl ki ebi'onun nesnesiyse, ise kalemen be'u ismi failinin de nesnesidir. Şimdi be'u dedikten sonra Diğer ekleri getiriyorsunuz. Bâyûn, bâyâni, bâyûne, bâyâtun, bâyâteni, bâyât. Efendim bunlar düzenli çekimleridir. Düzensiz çekimleri de var çoğunlarının. Evet. Şimdi kaza. E efendim. Bu ister nakız yayı olsun, ister dea gibi nakıs vavi olsun her ikisinin de fa'i şeklinde biçiminde ismi faillerinin türeteceğini, türetileceğini söyleyebilirim ne demek bu la'mel fiil yani şu ye e, ya da vav e, ister ya olsun ister vav ismi fail kalıbına koyduğumuzda ye'ye ye dönüşür fail görünümünde gelir. Kada fiilini kadı da fiilini de da'i şeklinde türetiyoruz. Fakat bunlar mankos isimlerdir. Son harf açısından isimleri taksim etmiştik hatırlarsanız. E, isimlerin özelliği neydi? Yalın haldeyken e ref ve cer durumunda lamel fiili düşerdi. Şu an bunların el takısı yok. Muzaf halde de değiller. Ref ve cer halinde demek ki lamel fiilleri düşer. Düştükten sonra aynı el fiil üzerinden efendim çift kesir alırlar. Qaadin Da'in eğer bunlara el takısı getirirsek o ye düşer. Düşen ye geri gelir. Düşmez yani. Etta'i. O yüzden kitaplarımız menkus isimleri genelde el takılı verir ki sonundaki ye düşmesin diye. Şimdi burada kadi nakis yayı, da'i normalde nakis vavi ama ikisi de fa'i görünümünde ortaya çıkıyor. Bunların eee çoğullarını vav'la çoğullarını yaparken bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. Daha önceden aslında üzerinde durdum ama son kez duracağız. Efendim nakıs bir fiil gadi gibi vav ile çoğul yapılırken e, ee, otomatikman la mer fiil düşer. Şimdi hareketleyelim Şu y otomatikman düşer. Niçin? Çünkü kendisine vav bitişiyor. Aynı durum e, y bitişliğinde de söz konusu olur. Hatırlarsanız benzer bir durum nakız e, fiil çekimlerinde de söz konusuydu. Hatırlayın rama bunun sonuna vav getirdiğimizde ne derdik? Ramau derdik. Efendim mesela termi fiili y ilave edeceğimizde enti çekiminde ne oluyordu? Y düşüyor. Termine halini alıyordu. Düştükten sonra geri kalan harfin harekesine bakıyoruz. Fetalıysa hiçbir şey değiştirmiyoruz. E, fetalı değilse bitişen harfi uygun bir harekeyle harekelendiriyoruz. Aynı durum Mankus isimlerin vav ve ye ile çoğul yapılması halinde de geçerlidir. El-Kadi Bakın Vav'ı bitirleştirince ye'yi otomatikman düşürüyorum. Düşürdükten sonra dot harfinin harekesi fetalı mı? Değil. Fetalı olsaydı olduğu gibi bırakırdım. Vav'ı sükunla efendim harekelendirirdim. Ama değil. O sebeple vava uygun bir şekilde bu alt harfini harekelendiriyorum. Gadune diyorum. El Qadi ifadesini ki mankus bir isimdir. Ye ile çoğul yapmak istersem efendim burada lam el fiil otomatikman düşürüyorum. Sonra bakıyorum dat harfi fetalı mı? Değil. O zaman Y'ye uygun bir harekeyle ke, harekelendiriyorum. Zaten öyle kesralı. El kağıdı yine e, diyorum. Diyeceksiniz ki vavunla çoğul yapmayı biliyorum ama Y'nunla bilmiyorum. Efendim kitaplarımız hani diyor ya e, buradaki Vav ref halidir. Bu Vav nas ve cer halinde Y'ye dönüşür. O yüzden düzenli eri ço çoğul yaparken özne halinde yani ref halinde une, nas ve cer halinde iğne ekleriz diyoruz ya. O yani bu. Y'ye dönüşmüş <laughs> hali. İkilde de şöyle demiştik. Ani özne halinde eklenir. Eğni nesne ve e, tamlama yani nas ve cer halinde eklenir. Evet. Önemine binaen bunun üzerinde çokça durduk ne? Bakınız. Bunu vav'ı ye'ye dönüştürün. yine olur. Ne oluyor burada? Lamel fiil. Kendisine vav ve ye bitiştiğinden dolayı düşüyor. E efendim. Kada. Kadi. Diğerlerini anlamak zor değil diye düşünüyorum. Kadi, kadiyene, kadune, kadiyetun, kadiyetene, kadiyat. Diğerlerinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Efendim ikiller, müennes, tekil, müennes, ikil ve mühennes çoğullarında. Sadece vavnun ve yeğenun bitiştirdiğimizde lamel fiilin düşmesi söz konusu. Şu kadinin e, yeğesinin düşmesi ise yalın halinde ref ve cer durumunda söz konusu. Mankus isimlerden bahsetmiştik. Tüm nakıs isimlerin ismi failleri karşımıza menkus isim diye çıkar. Biraz sonra da diyeceğiz ki tüm mesela mezitlerin e, efendim ismi mefulleri e, sondan bir önce fetal olduğu için hep maksur isim olarak karşımıza çıkar. E, demek ki maksur ismin özelliklerini tanımamız gerekiyor. Şimdi vaka fiili efendim bu da fai vezinde yani görünümünde ortaya çıkar. Ne demek? Lamel fiil hep ye olur demek. Efendim. Vaki el takısı koyalım da düşmesin. Vaki Efendim. Vaki vaki yani vakune vavu ye, ye dönüştürürsek vakine olur. Vakiyetun vakiyeteni vakiyat diye de devam ettirilir. Efendim tablonun altında bahsetmiş olduğumuz e, kaideler örneklendiriliyor. veya aslı B-A'dır. Normalde B'yi olur. Fakat Y eliften sonra geliyor. Bak e, kesreye dönüşüyor. Diğer bir ifadeyle Ecvef, Vavi ve Ya'iler Fa'il Fa'il Aynel fiil yani hep hemzeli olur kesralı şeklinde karşıma çıkar. E, kavele olan aslı kavel olan kale fiili ismi fail normalde kavildir. Ses değişimi olmamış hali ama vav hemzeye dönüşür. Kail olur. Kavil derin yapısını kail yüzey yapısını verir. Efendim benzer bir durum e, nakıs nerede de geçerli. İster vavi olsun ister yayı hep fa fa'i şeklinde ortaya çıkar. Yani lam el fiil hep yağdır. Kadi, rami, hali e gibi. Peki. Şimdi mübalağa sıralarına geçeceğiz. Mübalağa sıralarına geçmeden önce Bunlar sülasi mücerret fiilleri ismi failleriydi. Bu kadar. Peki sülasi mücerret dışındakiler nasıl çıkar karşımıza? Hatırlayalım. İfal babından mufail. Ee, efendim. Tef'il babından mufail. Mufale babından mufail. Bunlar tek harf artırmış. Mesela infial babından münfa'il iftial babından müftail if'iler babından muf'alil Tabi bunun idgamlı hali muf'allun şeklinde gelir. Ve şuradaki lamın kesrası İdgamdan dolayı kaybolur. O sebeple mufallun hem ismi fail hem ismi meful kalıbını oluşturur. Efendim bu şekilde devam eder. Mesela rubayı mücerretlerden nasıldı? Mufallil yapısında gelirdi ismi failleri. Tefa'lül babından mütefa'lil şeklinde gelir. Bu şekilde devam ettirilir. Bunları daha önceden görmüştük. Şimdi ismi mefullere biraz sonra geçeceğiz. Fakat kısa bir bilgi vereyim. Hep bu mu ile başladık ya. Sondan bir öncekini Kesralarsak ismi fail elde ederiz. E, mezit fiillerde. Eğer o kesrayı fetaya dönüştürürsek bu Seferde de ilgili babın ismi mefulleri elde edilir. Sadece ismi mefulleri değil Aynı zamanda master mimileri, ismi zaman, isim mekanları da elde edilir. İsmi menfullere geçmeden önce fail anlamında e, mübalağa bildiren, fakat fail kalıbında e, gelmeyen, fail kalıbında gelmeyecek, fakat fail anlamında olup mübalağa bildirecek. Yani ismi fail anlamında olup mübalağa bildirecek. Bunlara ismi, efendim mübalağa sigaları diyoruz. Mübalağa bildiren ismi fail sigaları. Mesela darabe efendim dövdü demekti. Darip döven demek. Şimdi darab diye bir ee, kalıba yani faal kalıbına Koyup darrap Sözcüğünü elde ederseniz Bu Çok döven Hep döven Aşırı döven Anlamını verir ee, İsmi fail anlamındadır ama Mübalağa anlamını da Taşır Şu daripte ise bir mübalağa Söz konusu aşırılık çokluk Söz konusu değil sadece Döven demektir. Bu mübalaz e, sigaları burada e, verilmiş. E, en çok kullanılanı faal e, efendim ve faaledir. Fe e, Feil de bunlardan sonra fail de zikredilebilir ama faal ve faale çokça kullanılır. Diğerleri de kullanılır ama e, bu ikisiyle kıyaslanamayacak kadar kıyaslanmaz. Bu ikisi çok fazla kullanılıyor. Cebbarun zorba, sabbarun aşırı sabırlı efendim. Yine bakınız her ikisi de faal vezinde. Efendim mif'al fi'il fa'aletun fa'il fa'il fa'al fa'ul fa'ul fey'ul, fe'ul mif'il Bunlar da mübalağa bildiren kalıplardır. Bunlardan bazılarını Türkçe'de de duymuşsunuzdur. Kuddüs mesela. Kuddüs İşte miskin mesela. Biz tabi miskin diye kısa okuruz. Miskin, efendim düşkün demek. Şekur Çok teşekkür eden e, şerup çok içen e, Efendim e, Kur'an-ı Kerim bilgisi olanlar Bunların çoğunu duymuştur Semi' Alim e, Efendim gibi Sıddık yak mesela Ebu Bekir'in Efendim hani sıfatıdır Efendim e, Niye sıttık denilmiş Çünkü Peygamber Efendimiz'in söylediği her şeyi Doğruluyor e, Efendim Doğrulayıcı Hani bir zamanlar bir çizgi film vardı. Hı, efendim Bay Doğru diye. E, bunu Hazreti Ebu Bekir'e de dolayısıyla Bay Doğrulayıcı denilebilir. Yani Peygamber Efendimiz soruyor. E, kim söyledi bunu? E, i̇şte e, Muhammed söyledi aleyhisselam. E, o zaman doğru söylemiştir diyor. Ve Sıddık ünvanını kazanıyor. E, efendim. Evet bir ara verelim videolar uzun olmasın ismi mefullerden bahsedeceğiz.